Bugün sizlere yapacağım konuşma ve hazırladığım sunumlar akılla ilgili. Günlük yaşamda kullandığımız bu sözcükleri, buna benzerlerini daha önceki sunumlarımda sizlerle paylaştım. Bu sefer akıl nedir, kavram itibariyle neleri içeriyor? Felsefede, dinde, bilimde ne anlama geliyor? Biraz onlar hakkında öğrendiklerimi, bilgilerimi, tecrübelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu arada gözlemlerimi tabii. Şimdi işi yine bir örneklemeyle başlayalım. Hazırladığım ilk sunumu sizlerle paylaşalım. İşte deriz ki büyümekte olan çocuklarımızın, yaramaz çocuklarımız için o artık büyüdü, aklı başında. Aklı başında bir çocuk saçma sapan, aptalca davranmaz. Bu genelde aklım başta olduğunu ifade eden bir sözcük. Yine akıllı hanımdır. Üstelik çok zekidir. Aptallığına hiç rastlamadım. Böyle aptallıkla zekanın karşılıklı geldiğini de bu şekilde öğrenmiş oluyoruz. Aptallık ve zeka ve akıllı davranmanın bunlar tamamlayıcı unsurları diye düşünüyorum. Yine işte çocuklar için belki hanımla, bir de erkekler için deriz ki biraz da bu iş insanlarına yönelik bir şey. İşinde çok bilgili ve uzman. Tabii etraflıca düşünüp kararını verdi. Projesi için gerçekçi hedefler belirledi. Doğru planladı, işleri başarıyla bitirdi ve kazandı. O şimdi başarılı olmanın keyfini yakınlarıyla birlikte yaşıyor. Ne mutlu. Ne mutlu. Şimdi bunlar bizim bir konuya girmeden beni de rahatlatan, biraz da önümü açan üç tane örnek. Hakikaten akıl olmadan bir şey yapamıyoruz. Cenab-ı Allah insana aklı vermiş. Niye göre vermiş? Ona da bakalım. Biraz teknik ve felsefeden konuşalım. Oralarda literatürde geçen kavramlar üzerinde biraz bilgi edinelim. Akıl, yalanla gerçeği, doğru ile yanlışı ayırabilme, bir konuda düşünce yürütebilme, yani akletme ve görüş bildirme yeteneğidir. Önce bu bir yetenek. İnsan olgunlaştıkça aklı gelişir. Demek ki biz doğru ve yalanla gerçeği ayırabilmemiz akılla mümkün. Doğru ile yanlışı ayırabilmemiz akılla mümkün. Şimdi Cenab-ı Allah bize akıl vermiş. Bütün mahlukatlardan farklı olarak üstünlüğümüzün bir göstergesidir akıl. Bir nimettir. Akıl, vicdan, irade, bunlar Allah'ın insanoğluna verdiği özel ayrıcalıklı yetenekler. Akıl her şeyi yeterince yapıyor mu? Ya yanlış akledersen yanlışa doğru gidersin. Doğru gidebilmek için, gerçeği bulabilmek için bilgiye ihtiyacın var. Eğer bilgi yeterli ve doğru yoksa aklını kullanmak biraz zor olur. Biraz değil, çok zor olur. Ne kadar iyi bilirsen, detaylı bilirsen, üzerinde karar vereceğin konu için, düşündüğün konu için ne kadar fazla bilirsen, o kadar iyi akledersin, doğru şeyler akledersin, akıl yürütürsün. Bilgi nedir? İnsan aklının erebileceği, öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek ve malumat. Yani akıl bir gerçektir yani. Elde edilen bir gerçektir. Hangi konuda o anda düşünüyorsan, bu sosyal bir konu olur, problemlerin olabilir, teknik bir konu olabilir,
Herhangi bir konu olabilir. O konu üzerinde akıl yürüteceksen, o konu üzerinde de aynı şekilde olabildiğince bilgiye sahip olman lazım. Bir de bir ayak daha var akılla ilgili. Zeka. Zeka ise bir olayı önce anlama, ilişkileri kavrama, yargılama ve açıklayarak çözme yeteneğidir. Şimdi akıl, bilgi, zeka. Onların arasında hakikaten yakın bir ilişki var. Akıl nereye, nasıl, ne şekilde gideceğini karar veren bir mekanizma diyelim veya yapı diyelim, olgu diyelim. Bir yetenek diyelim. Yani otomobilin kullanan şoför gibi. Nereye gidecek? Hedefi belli mi? İşte İstanbul'dan Ankara'ya gidecek. Hedefi belli. Hangi yoldan gidecek? Şu yoldan gidecek. Nasıl gidecek? Şuradan gidecek. İşte bilgi ve zeka burada işin içine giriyor. Bu yolculuğu sen rahat, hızlı yapıyorsan bu bir zeka işidir. Hem bilgi işi hem zeka işi. Yani aklını aptalca kullanmak var, aklını zekice kullanmak var. Bir başka kavram da buraya gelmiş, ondan da biraz bahsedeyim. Bilinç, genel olarak insanda farkındalığın, duygunun, algının ve bilginin merkezi olarak kabul edilen bir yetenek. Bilinç konusunu ilk sunumlarından bir tanesidir bilinç. Bilinç çok önemli. Yani farkındalıkla bilinç, bir de bilinçaltı var. Farkındalıkla bilinç, zihin düşünüyorsa farkındalıkla bilinç devrede demektir. Aksi halde bilinçaltındaki verilerle refleks temelli davranırız. Bilinç altında ön yargılar var. Tüm bilgiler var. Hafıza, bilgisayarın hafızası gibi. Öyle düşünmek lazım. Yani bu ilişkiyi burada bir kez daha vurgulamış olayım ben. Detaya girmeyelim. Daha önce bunun hakkında epey konuştum. Bugünkü konumuz akıl. Biraz daha ilerleyelim, bakalım neler var. Şimdi burada ne alaka diyeceksiniz? Akıl konusunu konuşurken ben ilk matbaa dünyada ne zaman oldu, kullanıldı, bizim memlekette ne zaman kullanıldı diye bir soru geldi. İster isteriz aklıma. Akıl, bilgi çok önemli ya, çok ilişkili ya. Bilginin, insanların bilgilenmesi için kaynaktaki bilginin yayılması lazım. O da neyle yayılacak? Geçmişte teknoloji bugünkü gibi değil. Tek şey basılı belgelerin çoğaltılması ve dağıtımıyla mümkün. Basım elle yapılıyor ama matbaayla bu iş çok daha kolay yapılıyor. Büyük bir devrim. Milattan önce yapılmış matbaa. Pardon. Milattan sonra 700'lerde Pekin'de çıkmış. Milattan sonra 593'te Çin'de kurulmuş ilk matbaa. İlk yapılanlar da Budizm'in kutsal metinlere basılmış. Çin alfabesiyle. Ve Almanya'da da 1450'de Gutenberg tarafından matbaa kuruluyor. O zaman da Gutenberg İncil'i basılıyor. Ucuz oluyor. Daha kaliteli oluyor. Ve İncil'e dayalı dini inancın yayılmasında büyük değer oluyor. Geçelim bir sonrakine. Bizim memlekette de Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk matbaası 1493 yılında kuruluyor. 1492'de galiba ikinci Bayezid zamanında İspanya'dan gelen
Yahudiler kabul ediyor Osmanlı Devleti. Onlar da matbaayı getiriyorlar. Demek ki bir sene sonra da hemen kuruyorlar matbaalarını. Ve Osmanlı ilk matbaası yine bir Ermeni kuruyor. 16. yüzyılda Abkar Tabir. Yine ilk Türk matbaasını da 1727'de İbrahim Müteferrika kuruyor. Bu da devşirme bir isimdir. Macar galiba. Şimdi burada tabii ibrettir yani. 1727. Öteki tarafta ne zaman kurulmuş? Almanya'da. 1455. 1455-1727. 300-250 sene var. Ya 250 sene çok büyük bir zaman farkı. Çok inanılmaz. Yani böyle olunca o kadar gerisin sen. Bir anlamda. Pek çok şeyde. Şimdi bunu dipnot olarak da bunu matbaa ile ilgili bu bilgiyi bir tek kenarda tutalım. Şimdi geldik efendime söyleyeyim akılla ilgili felsefede neler konuşulmuş, neler tartışmış felsefede düşünürler, filozoflar. Açıkçası bunların başında Platon geliyor veya Eflatun. 1424'te doğmuş, 348'de ölmüş. Bir ay ile uzun yaşamış. 80 yaşında falan herhalde. O civarında. Platon'a göre akıl ruhun ideal bileşenidir. Burada Platon ve antik Yunan'da insan bir ruh tarafı var, bir de beden tarafı var. Bugün de öyle. İnsan dediğimiz zaman ruh ve beden bir arada dünya yaşamında mütalaa ediyoruz, düşünüyoruz. Şimdi ruhun da bileşenlerinden bir tanesi, ideal olanı akıl. Hatta hocası Sokrates öldüğünde bedeninin bütün sıkıntılardan kurtulmuş saf akıl olarak gerçek filozoflarla öbür dünyada sonsuza dek gerçeği konuşmaya geleceğine inanmakta. Kim? Platon. Yani ruh ölmüyor, beden ölüyor. Akıl ruhun bir ideal bir bileşeni parçası. O daima var. Öldüğü zaman ruhla birlikte o akıl gidiyor. Gittiği yerde daha önce ölmüş olan arkadaşlarıyla gerçeği konuşmaya gideceğine inanıyor. Öyle diyor. O zaman anlayışı o. Aslında benzer durum bizde de var. Ruhun ölmediğini, hesap vereceğini biliyoruz. Ruh bileşenleri olarak bir de düzenleme yapıyor Platon. Diyor ki, ruhun bileşenleri akıldır, akıl, arzular ve duygulardır. Akıl, arzular, duygular. Enteresan. Bunu burada öğrendim. Arzular, hakikaten insanların her şeyi arzularıyla başlıyor, talepleriyle başlıyor. İnsanoğlu talep etmezse evden dışarı çıkmıyor. Yani ya da yemek yemiyor. Ya da bir şey yapmıyor. Her şey böyle bir dürtü haline bir şey arzu ediyor. Akıl devreye giriyor. O arzu nasıl yerine getirilir diye. Yerine geliyor arzular akılla. Sonunda bir hal oluyor, bir duygu hali. İyi hissediyorsun, kötü hissediyorsun. Ruh diyor işte budur, bileşenler budur. Bu küçük bir tanımlamada beden yok. Ruhun üç bileşenin birbiriyle olan ilişkisinin küçük bir anlatımı bu. Karnınız acıktı, talep ettiniz, yemek yediniz. Yediğiniz yemek
güzelse yiyorsunuz, değilse bırakıyorsunuz da. Sonunda büyük bir lezzet keyfini yaşıyorsunuz. Doyum. Akıl, ruhun gerçeği arayan ve onu bulmak için çabalayan kısmıdır. Evet. Bütün filozoflar gerçek için uğraşıp durmuşlar. Şimdi burada gelmişken bir not var. Bir tane daha var galiba bir sayfamız. Ona da bir bakacağım ama. Evet, devam ediyormuş. Burada Platon'la ilgili küçük bir not. Platon, antik Yunan filozofu, bilgesi. Dünyada üniversite düzeyindeki ilk kurumlardan biri olan akademinin kurucusu olan ve düşünce tarihinde bir dönüm noktası teşkil eden Platon, felsefe ve bilim tarihindeki pek çok tartışmanın temellerini atmış, sadece bilimleri değil, Hristiyanlık ve İslam gibi pek çok dini de derinden etkilemiştir. Ha, burası önemli. Hakikaten bizim İslam düşünürleri, Sokrat'ı, Aristoteles'i ve Platon'u okumuşlardır, eserlerini tercüme etmişlerdir. Onlar üzerinde bu filozof Platon çok büyük etkisi vardır. Doğru. Hocası Sokrates ve öğrencisi Aristoteles ile birlikte felsefe tarihinin en etkili ismidir. Doğru. Ve iddialarının büyük bir kısmı bugün hala önemini korumakta, tartışılmakta ve çoğu düşünceye katkıda bulunmaktadır. Güzel bir bilgi. Geçmişe dair güzel bir bilgi. Platon, ruhun doğru yönetimini açıklamak için, şunu ben biraz da kendimi size karşı göstereyim. Platon nasıl olsa kendimi göstereyim ya size. Platon, ruhun doğru yönetimini açıklamak için at arabası metaforunu mecaz verir. Ha, az önce anlattığım bak burada güzel bir mecazı var. Metaforu var. Arzular ve duygular arabayı çeken iki at. Akılsa onları yönlendiren arabacı olmalıdır. Wow, güzel bir tanımlama. Arzular ve duygular iki at. Bunları yöneten akıl ise bir arabacı konumunda olmalıdır diyor. Dolayısıyla bir anlamda aklın bedene ve bedensel etkilimlere hükmeden olması gerektiğini söylerken arzuların ve duyguların yok edilmesi gerektiğini iddia etmemektedir. Şimdi arzu diyor, akıl diyor bedene ve bedensel etkilenimlere hükmeder diyor. Bu tamam. Arzu ve duygular da diyor bu arada deriz ki terbiye edeceğiz, yok edeceğiz. Yok, yok diyor. Onları kontrol et. Onun daha uzunu var. Ben onu da okuduğum için biliyorum. Sen diyor arzuların ve duygularını yok etme. Onlar dursun, canlı dursun üstelik. Ama onları kontrol et. Aklınla bunu kontrol et. Tabii aklın bir kardeşi var. O da irade. O devreye giriyor o zaman işte. Akıl ve irade arzuları ve duyguları kontrol ediyor. Yoksa onları yok etmek, kurutmak değil. Anla, devam ediyor zaten burada. Ancak onların doğru biçimde olması gerektiği gibi doğalarına uygun olarak ruha etki etmeleri gerektiğini, yani aklın kontrolüne girmeleri gerektiğini söylemektedir. Vallahi günümüzün pek çok psikoloğu tavsiyelerinde, anne babalar da böyle, büyükler de küçüklere, arkadaşlar tavsiyelerinde aklını kullan, iradenle birlikte nefsine hakim ol. İşte hocalar, dini öğreti içerisinde olanlar hep bunu söylerler. Aklın seni koruyacak, iradenle aklın nefsini, arzularını kontrol edeceksin. Bazı arzular vardır, bırak yerine gelsin, bazılarını kontrol edeceksin yani. Kapayacaksın üstünü. Hepsini açık yaparsan taşarsın. Kontrol edemezsin. Olay bu.
Devam edelim. Aklı öğreniyoruz. Akıl ya da us, son güncel tabiriyle us, felsefede kavram oluşturma ve bunlara göre hükmetme kapasitesidir. Şimdi akıl ne işe yarar diye dediğin zaman akıl düşünme kabiliyetidir. Düşünen insan bir kavram şey yapar, üretir. Kavramlar üretir. Bu kavramlar makbul şey genel herkes tarafından, etrafı tarafından da kabul görür. Vardır, Ahmet Bey böyle düşünüyor, ben böyle düşünüyorum. Bir kavramdır bu yani. Bugün Batı'da bu kavramı büyük ölçüde aklı anlayışla birleştiren, yani anlamayla birleşiyor. Ancak algılamadan ayıran Alman filozofu Immanuel Kant. En önemli Alman filozofu. Hatta birincisi. Pek çok filozof bunu takip etti. Onun hakkında da bilgi vereceğim biraz sonra. Nedir buradaki şey, yapı? Sen aklın var ama baktıklarını, gördüklerini, algıladıklarını iyi anlıyor musun? Konuşulanları anlıyor musun? Ya anlamlandırabiliyor musun? Yoksa onlar sağa sola mı gidiyor? Yoksa onları alıp değerlendirebiliyor musun? Onun için diyor, kavram oluşturma ve bunlara göre hükmetme kapasitesi budur. Kavram oluşturacaksın, karar oluşturacaksın ve o kararlara göre de bir yerde aksiyon alacaksın. Hükmedeceksin. Böyle bir kabiliyetin olacak. Kapasiten olacak. Bu işte akıl. Aklın yapabilme kapasitesi demek bu. Hükmetme kapasitesi. Akıl anlayışla yüzleştiriliyor. Yani Immanuel Kant aklı anlayışla yüzleştiriyor. İnsanın anlayışıyla yüzleştiriyor. Ancak algılamadan da ayırıyor. Sen gözünle görürsün, algılar, kulağınla da işitirsin. Onlar bir veridir. Ama hala onlar senin kavradığın, kabullendiğin bilgi henüz olmayabilir. Aklın da onu bir anlama düzeyine getirebilmen lazım. İşleyebiliyor olman lazım. O zaman anlam ifade ediyor. Yani gördüm, baktım gördüm. Duydum, anladım. Bu önemli olan diyor. Ve bunun matematiğini, bunun formülasyonunu Kant vermiş. Kant da 1724-1804'te yaşamış. Immanuel Kant'a göre aklın sınırları şöyle çizilmiştir. Akıl fenomenlerin benzerliğinden kurallara varma yeteneğidir. Vallahi bu sıkı cümleler. Bunları biraz çok yüz yüz vakıf olduğumu söyleyemem. Ama anlamaya çalışıyorum. Bunları bildirmek istiyorum size. Şimdi burada başka bir şey var. Bu nedir? Bunu anlamaya çalışıyorum. Ha, Immanuel Kant. Alman filozof, felsefe tarihinin kendisinden sonraki dönemini belirleyici olarak etkilemiştir. Okulu, rasyonalizm, akılcılık, deneycilik, eleştiri. Yani gerçeği böyle varılıyor. Sadece akılcılığımla düşünerek ben doğruyu bulamazsın. Bu böyle. Mutlaka gene bir deney yapacaksın. Yani o gerçek biraz yarım gerçek olur. Yani bütün bunların olabiliyorsa hepsi olacak. Eleştiri yapılamadıktan sonra da, yani bir bilgi sorgulanmadıktan sonra da gerçek bilgiye ulaşmak mümkün değil, gene değil diyor. Okulu bu. Üç tane okul var burada. Her okulunda takipçisi, katkı vereni vesaire. İlgi alanları bilgi, akıl, metafizik, etik, estetik. Biz bugün bu akıl konusunu konuşuyoruz. Evet, geçelim.
Şimdi dinsel şeylere konuşamadık. Konuşmadık. Yani akılla din arasındaki ilişkiyi konuşmadık. Şimdi yavaş yavaş başlayalım. Yani filozoflarla, felsefeyle akıl ilişkisini konuştuk. Özet konuştuk ama bunların hepsini. Umarım birazcık yardımcı olmuşumdur. Hem kendime hem sizlere. Şimdi gelelim din ile akıl arasındaki ilişkiye. Önce üç tane temel semavi din var. Bu dinlerin naturalarını önce bilmemiz lazım. Nedir diye. Bu dinler nedir? Niçindir? Nasıldır? Çok kısa özet. Musevi inancı, kişinin annesi Yahudi ise kişi otomatik Yahudidir. Bitti. Yani kişi böyle. Yani doğal bir sonuç. Musevilikte sonradan inanç değişimiyle Yahudi olunmaz. Buna söylenecek bir şey yok zaten. Onun için dünyada Yahudiler 10-15 milyon civarında, 7 milyar içinde 10-15 milyon insan Yahudi. Yani ben Yahudiliği seçtim, değiştirdim dinimi deyip işte 15 milyon bir sene içinde 150 milyon olamıyor. Böyle bir şey yok. Nasıl oluyor bu? İşte oluyor. Hristiyan inancı der ki önce iman et, sonra düşünürsün. Önce bir git bakalım gideceğin yere. Sonra dersin ki ben nereye geldim? Önce gitmen lazım. Tertilyon. Tertilyon. Din adamı 4. yüzyılda önemli bir isim. Demiş ki saçma da olsa inanıyorum. Hristiyanlık inancına göre kişinin Allah ile ilişkisinde aracı bir ruhban sınıfı vardır. Evet. Tipik tanımlama bu. Özetle. Bir de tabii üçleme vardır. Kutsal ruh, baba, oğul. Oralara girmeyeceğim. Şu anda o şeyde değil. Gelelim İslam inancına. Önce düşün, sonra iman edersin. Hristiyan inancının tam tersi. Gideceğin yere gitmeden evvel bir düşün. Ondan sonra kararını ver, hareket et. Temelinde bu yatar İslam inancı. Kur'an o yüzden ilk ayeti ikra, oku, düşün. Sonra iman edersin. O yüzden çok ulvidir bizim dinimiz. Kuralları vardır ve bunları her insan görür. Kuralları, pardon, Allah'ın doğa kuralları vardır. Ve bunları her insan görür, algılar ve akıl edebilir. Allah'ın doğa kuralları vardır. Ve bunları her insan görür, algılar ve akıl edebilir. Dolayısıyla mucizeye gerek yoktur. Ancak müşrikler iman etmek için mucize talep ederler. Allah'a ulaşmada aracı veya ortak isterler. Müminlerin Allah'a imanı tamdır ve Allah ile ilişkisinde müminin Allah ile ilişkisinde hiçbir aracı, şahıs, herhangi bir eşya veya dogma bir fikir yoktur.
Valla bu metin İslam inancını özet olarak gayet güzel tanımlamış. Şimdi buna ne yorum yapacaksın? Yani Müslümanım diyen insan benim anladığım kadarıyla, öğrendiğime göre, yaşadığım, gördüğüme göre üç çeşit. Bir müminler var, bir müşrikler var, bir de münafıklar var. Onu buraya yazmadık, münafık. Tam Müslüman görünüyor davranışı, ibadeti vesairesi, söylemi, eylemiyle birlikte. Ama kesinlikle imanı yok. İslami anlamda Allah'a inancı yok. İnanmıyor yani. Kafirleri falan saymıyor. Onlar ayrı. Diyeceğim başka bir şey yok. Der ki Cenab-ı Allah, ben size şah damarınızdan daha yakın. Hiç aracıya gerek yok. Yaşayın. Yani takvalı yaşayın. Kimseye zarar vermeden sakınarak yaşanır. Zarar vermekten sakınarak yaşanır. Takvanın anlamı da odur zaten. Yapmayı bırak, kötülük yapmayı bırak. Aklınıza bile getirmeyin. Sakının yani. Başkalarına zarar vermeyi. Bir de tevhid inancıyla Allah'a bağlanın. Allah tektir, eşsizdir. Gücü, kudreti namütenahidir. Evet, ilerleyelim. Bunu buraya geçirelim tekrar. Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetleri buraya aldım. Bilgi neydi o? Akılla ilgili Kur'an-ı Kerim'de geçen bazı ayetleri buraya aldım. Bilgilendirmek istiyorum. Bir tanesi, ancak bilenlerin aklını bileceğini söyler Kur'an-ı Kerim. Akıl erdirmek bilgiyle ilişkili bir şeydir. Bilmiyorsan akıl edemezsin. Hiçbir şey bilmeyen insanın aklı olsa bile işlevsizdir. Bilgi olacak. Yani motorda benzin olacak çalışabilmesi için. Motorda su olacak. Su motoru ise bu. Az ya da çok. Çok azsa çok az çalışır. Yeterince varsa iyi çalışır. Burada bilgi ve akıl arasındaki ilişkiyi söylüyor. Zaten diyor ki, aklı olmayanın dini olmaz. Kur'an-ı Kerim de akıl edenlere hitap eder. Akla hitap eder. Bir başka ayet. Allah ayetlerini akledesiniz diye açıklamaktadır. Yani sen ayetleri anlarken, yorumlarken idrak etme sürecinde onu akıl edeceksin yani. Akıl edemezsen siz bunu akıl edilsiniz diye ben bunları veriyorum diyor. Bunlar öylesine şeyler değil. Akledeceksiniz ki aklınızı çalıştıracaksınız ki yürüteceksiniz ki bu ayetleri ben o nedenle sizlere veriyorum, açıklıyorum diyor Cenab-ı Hak. Yoksa İşe yaramayacaksa ne diye bileyim. Bir başka ayet, bu da tuttuğum bir ayettir. Aklımdan pek çıkmaz. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Yani burada aklın malzemesi olan bilgisiz insanları karşılaştırmalı olarak bize sunuyor. Durumlarını gösteriyor. Akıl herkese eşit olarak veriliyor. Cenab-ı Allah aklı doğuşta herkese veriyor. Zaten kimse aklından şikayetçi değildir. Benim aklım az, kimse kabul etmez.
Herkes aklını yeterli görür. Benim aklım buna yetiyor der. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ancak temiz akıl sahibi olanlar anlar. Temiz akıl. Yani aklı selim sahibi olanlar. Aklı selim. Yani aklı selim sahibi olmak illa mektep okumak falan değildi o. Yani saf aklı selim. Yani onu da ayrıca konuşurum. Şimdi aklıma gelmedi. Onun iyi bir tanımlaması vardır. Sağduyu bir anlamda. Giderim. Şimdi geldik bir başka bir konuya. Bu da Ebu Hanife. Kimdir Ebu Hanife? 699-767. Yaklaşık 68 sene yaşamış. 699 Muaviye'nin İslam devletinin başına geçtiği 651 mi oluyor? Kaç oluyor? 661 oluyor. Yani 50 sene sonra falan veya 40-50 sene sonra Ebu Hanife doğuyor. Küfe ya da Bağdat'ta doğuyor. Kökü dedesi galiba Horasanlı. Orada Araplar İslam'ı yaymak için gittiğinde esir düşüyor, getiriyorlar. Daha sonra babası iyi bir tüccar olarak hayatı yaşarken o da iyi şartlarda yetişiyor. O da tacirken sonra bu din alimi olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi Hazreti Muhammed öldükten sonra sualler bitmemiş. Hazreti Muhammed zamanında tarikat yok. Mezhep yok. Ayrılık yok. Tabii ki münakaşalar vardır. Konuşuluyordur ama böyle bir nifak yok. Şey yok. Siyaseten Emeviler başa geçince iktidarını kuvvetlendirmek, iyi tutmak amacıyla da maalesef ortaya çıkan dini tartışmalar da bu arada çıkıyor. Biraz sonra ondan da bahsedeceğim. O dönemde akıl yürüten düşünürler devreye giriyor. Bunların başında da Ebu Hanife geliyor. Kur'an'ın üzerine bir takım tartışmalar çıkıyor. Hem itikadi anlamda hem de hukuk anlamında uygulamalarla ilgili olarak, yaşamla ilgili olarak. İnanç bazında Kur'an yaratılmış mıdır yoksa zaten var mıdır o? Böyle bir temel bir konuşma var, tartışma var. Bunlar üzerine Ebu Hanife'nin görüşü Kur'an yaratılmış değildir diyor. Bu anlamda Kur'an ne onun kendisidir ne de ondan başkasıdır. Çok önemli bir söz. Kur'an metni ise mahluktur. Mahlukat. O yaratılmıştır. Arapça metin mahlukattır. Mahluktur. Bunu bir daha okuyayım. Kur'an mahluk değildir. Yani yaratılmış değildir. Bu anlamda Kur'an ve onun kendisidir. Bir daha okuyorum. Kur'an mahluk, yaratılmış değildir. Bu anlamda Kur'an ne onun kendisidir ne de ondan başkasıdır. Yani ne Allah'tır? Allah'ın kendisidir Kur'an. Çünkü Allah eşsiz. Kur'an'da ne anlamda neyi var? Ne de ondan başkasıdır. Hani böyle bir felsefi bir bakış var ya.
Ama Arapça metin ise bir mahluktur. Cenab-ı Allah'ın bir yarattığı bir nesnedir. Varlıktır yani. Böyle düşünmek lazım. Ebu Hanife fıkıh meselelerinin çözümünde belli bir usul belirleyen ve bunu sistemleştiren ilk İslam bilgidir. Evet, o yön verdi. İslam alemine ilk yön veren Ebu Hanife'dir. Nitekim onun kurmuş olduğu bu sistem fıkıh tarihinde ilk mezhebin, Hanefi mezhebin doğuşuna ve kendisinin de ilk mezhep imamı olarak anılmasına sebep olmuştur. Yol açmıştır. Ebu Hanife meselelerin çözümünde şu ilkelere bağlıydı. Kur'an 1, hadis 2, kıyas 3, istihsal 4, kitap, Kur'an, sünnet, hadis, kıyas, ayet ve hadis dışında bir takım olaylar varsa bundan sebep sonuç ilişkileri üzerine akıl yürütürdü. İstihsal ise zamana uygunluk. Şimdi yani İslamiyet'in ilk doğduğu senelerle bugün arasında 1500 yıl var. O günkü şartlar, bugünkü yaşam şartları aynı değil. İcabında diyor, şeye bağlı olarak, kamuya ve insana bağlı olarak değişiklikler olabilir diyor. Kur'an'ın kendisine değil tabii, uygulamalarla ilgili yorumlarda buna imkan veriyor. Şimdi birinci, ikinci konuları bir de yan tarafta bir metin var, onu da okuyayım, oradan hareket edelim. İlkelerden kitap, Ebu Hanife, Kur'an ayetlerinin zahirinden çok illetine bakarak görüş belirtmiştir. Yani sen görünüşe bakarak değil, zahirinden değil, illetine, ne yaptığına, ne işlediğine, amacına bakacaksın, diye, sebebine bakacaksın. Ona göre ibadet ile ilgili olanlar hariç her ayetin belirttiği hükmün ardındaki neden bulunmadı ve ona göre fetva verilmelidir. Sünnet görüş bildirirken sünnetlerin geliş ve bildirilme yollarında titizlik gösterdiği gibi bunların akla ve kamu yararına uygun olması gerektiği fikrini ortaya attı. Yani Hz. Muhammed'in söylem ve eylemlerine o kayıtlar, duyumlar ne kadar varsa onların geliş ve bildirim yollarına titizlik yok. Kim kimden almış, kim kime nasıl göndermiş. Çünkü kendisi Hz. Muhammed 632'de vefat ediyor. Kendisi 699'da doğuyor. Yani bu işlerine de 30 yaşında başlasa aradan 100 sene geçmişti. 100 sene boyunca kaç tane nesil var arada? Nasıl gelmiş bu? Tahkikat yapıyor. Aksa'da çok uydurma sözler ve şeylerle, duyumlarla sen hadis yazmış olursun. Olmaz. Hadislerin filtreden geçirilmesi gerekir diyor. O nedenle diyor ki onun için bazı hadisleri nakil zincir kuvvetli dahi olsa bir de anlam bakıyor. Yani bu hadis diyor Muhammed'e uymaz. Yani çok ters. Yani olmadı bu buna diyor. Yani kaynaktan geliş yolu doğru dahi olsa orada bile yanılmalar olabilir diyor sünnette. Gelen hadis şeyleri için hadislerde itirazlar getiriyor, şerhler koyuyor. Ya, böyle bir durum. Ama bundan dolayı da idareyle başı belaya giriyor. Hem Emeviler döneminin sonunda yaşıyor bu. Hem de Abbasilerin ilk senelerinde yaşıyor. Emeviler döneminde büyük bir alim olarak kabul ediliyor ama idare edip arası açık. Sanırım son Emevi halifesi
halifesinin bir Küfe valisi buna bir kadılık teklif ediyor. Bunlar diyor zıvaradan çıktılar. Ben bunlara kadılık falan yapmam. Bunların emrinde olmam. Bunlar katliam yapacaklar. Ben de onaylayacağım, tasdik edeceğim. Olmaz diyor. Ve bunu zincire vuruyor. Daha genç o zaman. 50 yaşlarında falan. Zincire vuruyor. 45-50 yaşında. Diyor ki bu zincire çektiğim eziyet diyor. Yine de hafif diyor. Eğer kabul etseydim diyor. Öteki tarafta çok büyük daha ceza alacaktım diyor Cenab-ı Allah'tan. Kabul etmiyor ve biraz serbest kalınca da Mekke'ye kaçıyor. 5-6 sene galiba orada kalıyor. O sırada şeyler bitiyor, Emeviler. Abbasiler geliyor, onları destekliyor. Onun döneminde de 15 sene falan yaşıyor. Birincisiyle ikinci Abbasi halifesinin döneminde ismi hakkında yok. Yine ona diyorlar ki sen çok ileriye gittin. Bunu böyle yapma. Sana görev verelim, vazgeç. Makam verelim. Hayır diyor o da. Sen bir soran diye. Gene alınıyor, zindanlara atılıyor. İşkenceler görüyor. Yaşı da ilerlemiş artık. Yani 68 yaşında falan bir de zehirliyorlar, ölüyor. Ama adı kalıyor, yapıtları kalıyor, yadigar. Allah rahmet eylesin. Ve bizim büyüğümüz, dini büyüğümüz. Kur'an ayetlerinin ne şekilde anlaşılması ve yorumlanması gerektiği ile ilgili mezheplerin değişik görüşleri olmuştur. Bunlar genelde 9. asır, 8-9. asırdan itibaren başlıyor. Yani Muhammed'den 150-200 sene sonra başlıyor. İtilaflar ve burada çıkan mezheplerle ilgili bir kısmı itikadi mezhepler, bir tanesi hukuk fıkhi mezhepler. Bunlara fazla girmeyeceğim. Bunlar çünkü ayrı bir şey konusu ve uzmanlığım da değil ayrıca. Bunlar konuşamam. Ama kısa kısa edindiğim bilgileri sizlerle paylaşayım. Kur'an ayetlerinin yorumlanmasına karşı çıkan, sadece anlaşıldığı üzere ve dış şekliyle tatbik edilmesi görüşü selefilik ve zahirilikte vardır. Yani selefilik günümüzde de çok kullanılan konuşulan bir şey. Bu ilk kurucusu Hanbel, sonra Teymiye ve Abdülvahhab Suudi Arabistan'da 1780'lerde 18. yüzyılda falan ortaya çıkıyor bu inanış biçimi. Bugün çok aktif. Selefilik, alef selef, öncekini taklit etmek. Ben diyor Kur'an'daki ayetlerin ne anlama geldiğini çok ilgilenmem. Dış şekliyle ve onun tatbikatıyla ilgilenirim. Yani kıyafetler, o günün kıyafetleri, o günün yemesi, içmesi, o günün davranışı öyle midir, değil midir, o da ayrı bir şey. Aktarla gelmiş yanlış uygulamalar bugün tatbik edilmiş olabilir. Diğer taraftan ayetlerde derin anlam ve işaretlerin bulunduğu ve asıl anlamlarının bunlar olduğu görüşü. Bu görüşte bir takım tarikat ve şeylerde var, dini gruplarda var. Batınilik, tasavvufi ve hurufilik. Batini görüş, yani bir şeyin diyor bir derinliği vardı, okuduğunda kalmazsın diyor. Selefiler üstten gidiyorlar, bunlar işte dibe iniyorlar. Daha ne kadar bir anlam kazandırabiliriz, derin anlamları ve işaretlerini bulmaya çalışıyorlar. Böyle bir mezhep grubu bunlardı. Diğer taraftan ayetlerin akıl ile yorumlanması. Mütezile. Ya diyor Mütezile grubu da. Ayetler diyor akılla çözülür diyor. Ben yorumlayarak ben bunları anlarım. Akıl yeterli diyor. Biliyorsun Kant'ta akıl yetmiyor. Deney de lazım. Eleştiri de lazım.
Bir başka grup, Hanefiler grubu, Hanefiler, akıl ve nakil ile birlikte yorumlanmalı diyor bunlar da. Akıl ve nakil. Ebu Hanife, sahih yalnız nakil olan hadislere itibar ederim. Akılla da ayetleri çözerim diyor. Onlara da itibar ederim diyor. Yani ben ayetleri diyor akılla çözerim, bir de nakil ile aldığım bilgilerle çözerim diyor, yorumlarım diyor. Ama nakille gelen bilgiler hadislerdir. Bunlar da salih olanlarda kullanırım diyor. Ayetleri anlamak için, yorumlamak için. Yani hadis ayetleri anlamak için lazım. Ben buradan böyle anlıyorum. Ayetlerin nakile yorumlanması nakilciler, hadis ve sünnetçilere aittir. Sünniler de ayetleri ben sadece nakile yorumlarım. Yani hadisleri kullanmak kaydıyla ben ayetlerin yorumunu yaparım diyor. Zamanında kimden gelmiş bu nakledilen hadis? Ona dayanarak diyor bugünkü Kur'an'ı yorumlarım diyor. Aa, aklı hiç yer vermiyor. Bizim nüfusumuzda Sünni yazardı daha düne kadar. Allah Allah, bir yorum yapamıyorum şimdi. Anamız babamız böyle demiş ama ben Hanefilerden yanayım. Yani itikadi olarak ya da mezhepsel olarak, fıkhi olarak Hanefilerden yanayım. Nakli reddeden, sadece Kur'an'ı kaynak kabul eden Kur'ancılar, bir de bu var. Hazreti Muhammed zamanında sağken veya dört halife devrinde, sahabinin tam olduğu dönemde durum neydi acaba? O zaman da nakilciler var mıydı? Akılcılar, nakilciler. Yoksa evde bir Kur'an var, bir de akıl var. Nakletmeye gerek yok ki. Onlar yaşıyorlar zaten. Ha. Şimdi onlar sahabe. Zaten onlar nakledilenleriyle biz bugün Kur'an'ı anlamaya çalışıyoruz diyorlar. Ya o kadar şey ki bu. 200 sene sonra başlanmış nakil işlemleri, hadisler. Aradaki o 200 senede neler oldu? Bildiğim kadarıyla bir de Hazreti Muhammed alternatif olmasın hadisler diye yazılı metinleri yasakladı. Şimdi 200 sene sonra yazılan, notlar tutulan bir şeyden kulaktan kulağa ne kadar halis nakilcilik olabilir ki? Doğrusu burada benim şüphelerim var. Nakli reddeden ve sadece Kur'an'ı kaynak kabul edenler, Kur'ancılar, bu işin imbik tarafı galiba. Mantığa, akla çok yatkın geliyor bu. Bu bilgiyi de bu şekilde paylaşmış oldum sizlerle. Şimdi bir gerçeği daha burada şey yapalım. 9. asırda başlamış bu İslam akaid mezhepleri. Kur'an'ın ezeli ve edebi olup olmadığı, bir diğer ifadeyle yaratılmışlardan olup olmadığı konusu üzerine büyük tartışmalar yaşanmıştır. Bazıları Kur'an'ın Allah ile birlikte ezeli olarak var olduğu, dolayısıyla yaratılmadığı görüşünü benimsemişler. Akılcılığı ön plana çıkaran Mütezile mezhebi ise Kur'an'ın yaratılmış olduğu görüşü benimsemiştir. Mütezile grubu. Sufilere göre bu tartışma yapay ve yanlıştır. Böyle bir tartışmayı kabul etmiyor Sufiler. Şimdi burada ne diyebilirim ki? Biz konumuz akıl. Akıllı Kur'an'ı çözmek taraftarıyız. Akıl bize düşünmenin esasını, düşünme kabiliyeti ise biz kendi kabiliyetlerimizi Kur'an'ı anlamak için de kullanmalıyız. Daha iyi anlamak için yardımcı olacak diye
nakledilen bilgileri de kullanabilir miyiz? Kullanırız. Tabii naklen gelen bilgilerin de, ki onlar hadislerdir, doğru ve güvenilir olması lazım. Aksi halde kafamız karışır. Sufiler bunlarla ilgilenmiyorlar. Sufiler başka şeylerle ilgileniyorlar. Sufiler nelerle ilgileniyorlarmış? Ona bakalım şimdi. Sufizm, biraz öğrendim. Hazreti Muhammed her gün bir camide, bir mecliste, bir tekkede, neyse bir dini bir konuşma yapılacak bir mekanlarda her gün konuşulmuş veya sık sık konuşulmuş. Onun konuşmasını sürekli izleyen, devamlı takip eden birileri varmış. Bunlar orada yatarlar, kalkarlar, içerler. Yani dünyadan beklentileri yok. Tamamen gönül vermiş insanlar. Üstte yok, başta yok, giyim, kuşam yok. Keçi kılığında elbise giyerlermiş. Yani o kadar, selsefi. Ama kafaları çalışan, sabırlı. Galiba tekkeyi bekleyen çorbayı içer. Tabii oradan mı geliyor, ondan emin değilim. Çorba da olsa müteşekkir olurlarmış. Şimdi Sufizm. İnsanın akıl yoluyla erişemediği ilahi hakikatleri ve gayb alemine ait hakikatleri manevi latifelerle arama yoludur. Mevlana'nın yolu buradan bu şekilde mi acaba? Tabii ki bu şekilde. Onlar da sufi. Gayb alemine ait hakikatleri manevi latifelerle arama yolu. Yani beş duyu organımızda o beş duyuyu algılayamıyoruz biz, gayb alemi. Gizli onlar. Duyma, işitme, koku alma şeklinde değil orası. Bambaşka bir yer. Gayb alemi. İlahi hakikatler orada. Manevi latifelerle, yani aşağıda bir not var. Latife. Daha doğrusu burada bir açıklama yapmam lazım. Nasıl ki dış aleme bakan beş duyumuz var, iç alemlere bakan beş duyumuz daha, beş duyumuz da orada var. Biz beş duyumuzla, göz, kulak, burun, göz, işitme, duyma mesela bu organlarımızla, bu fonksiyonlarımızı yaşadığımız ortamda dünya aleminde yönelik kullanıyoruz. Bir de iç alemimiz var. Orada da beş duyumuz varmış. Kalp, ruh, sır, hafa ve ahfa. Derler ya, kalp gözü, kalp kulağı. Kalpten kalbe. Herhalde bu. İnsanlar orada yaşıyorlar. Yani fizik olarak dünyadalar ama gene gözleri, kulakları var. Ama öteki alemde yaşıyorlar. Hedef insanı kamil olmaktır. Yani sufizmdeki hedef insanı kamil olmaktır. Bir başka deyişle sufizm, İslam inanışına göre kişiliği kötü huylardan temizleyip ruhu pak edip olgunluk ve kemale erme yoludur. Tabii bunun değişik gruplarda, bunlardan bir tanesi Mevlevi, dönme çeşitli ritüellerle de bunu destekleyen, bu inancı, bu hissiyatı destekleyen uygulamaları var. Akıl başta olacak. Akıl bilgiyle kılavuzlandığında, zeka ile de donandığında fevkalade sonuçlar elde eder. Düşünme kabiliyetidir akıl. Biz insanlar için vardır. Cenab-ı Allah bize vermiştir. Bir ayrıcalıktır bu. Aklını kullanan, iyi kullanan doğru yolda ilerler, mutlu olur, keyifli olur. Zamanı da keyfi geçer, üzüntüyle geçmez. Önden tedbir almasını da bilir. Elinde avantajları tutar, onlarla yeni yeni imkanlar kendine yaratır. Akıllı olacağız. Teşekkür ediyorum. Tekrar görüşeceğiz bir başka bir konuda.